EYT'nin çıkmasıyla muammaya dönmesi bir oldu. İlk maaş ne zaman yatacak? En büyük soru bu. Mart, en geç Nisan deniyordu. Sonra ortada bir Eylül lafı dolaştı. Tam kafalar karışırken bakan noktayı koydu. Mart ayında EYT başvurusu yapan herkes maaşını Nisan'da alacak. Ama gel gelelim, SGK kuyrukları aynısını söylemiyor. Çoğu kişinin işleminin yetişeceği şüpheli. Çünkü emeklilikte yaşa takılmaktan kurtulanlar bu kez de emeklilikte yoğunluğa takılıyor. Maaşımızı ne zaman alacağımız belli değil. Önce Mart dendi, sonra Nisan, sonra Eylül dendi. 1,5 milyon insanın maaşının bağlanması konusunda olağanüstü çalışıyor bizim arkadaşlarımız. Dile kolay. 1,5 milyon başvuru var. Normalde bu sayı aylık 40 bindi. Kanun çıktı ama SGK personeli işin içinden çıkamıyor. Haliyle işlemler geciktikçe gecikiyor. Yani emekli adayları yoğunluğa takılıyor. Bir kafa karışıklığı var herkeste. Maaşların Eylül'e kalacağı açıklaması EYT'lileri hüsrana uğratmıştı. Ancak müjdeli haberse Çalışma Bakanı'ndan geldi. Mart ayında EYT başvurusu yapanların Nisan ayında maaşlarını alacağını duyurdu. Mart ayında müracaat edenlerin hepsi Nisan maaşlarını alacak. EYT'liler bayram ikramiyelerini de gecikmeli olsa da alacak. Nisan ayında bayram öncesi büyük bir kısmının, sonrasında da Mayıs ayında seçim öncesi hemen hemen tamamına yakınının aylıklarını alacağını düşünüyorum. Bakan Bilgin, maaşları Nisan ayına yetişmeyenlerin ise herhangi bir hak kaybı yaşamayacağını söyledi. Bu 1,5 milyonun aşağı yukarı 400 bine yakınına mesaj gitti. Bu ay Nisan ayında daha fazla aylık bağlanacağını düşünüyorum ben. SGK çalışanlarının üstünde de çok ciddi bir baskı var. Çünkü gece de çalışıyorlar. Cumartesi, pazar, bu insanlar emeklerini veriyorlar. Çoğu SGK çalışanı iş yükünün stresiyle istifa etmeyi bile düşündü. Hal bu olunca fazla mesai ücretlerine %100 zam yapıldı. 40 bine yakın her ay emekli başvurusu alıp bunları sonuçlandırırken bir anda 1,5 milyona yakın kişi Mart ayında başvuru yaptı. Bununla baş edebilmek hakikaten çok zor. Emekli olacakların tazminatlarının işverene de yük getirmemesi için önlemler alındı. Kredi Garanti Fonu, hazine destekli EYT kredisi verecek. Para doğrudan çalışanın hesabına yatacak. Yani kıdem tazminatı ödemesi dışında kullanılamayacak. Deprem sebebiyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün yeniden başladı. Kampüse dönen öğrenciler mutlu. Ancak depremzedeler yerleştirilecek diye yurtlardan çıkarılan ve memleketlerine dönen öğrenciler yüz yüze eğitimden faydalanamıyor. Yani yüz yüze eğitimin yüzleşmesi gereken bir fırsat eşitsizliği söz konusu. Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında KYK yurtları depremzedeler için hızla boşaltıldı. Üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Ama depremden 55 gün sonra karardan kısmen de olsa vazgeçildi. Yüz yüze eğitim bugün yeniden başladı. Hibrit eğitim farklı modellerle hayata geçirilmeye çalışılacak. Bahar dönemindeki ara sınavlarsa çevrim içi yapılacak. Yüz yüze hocayla etkileşim daha iyi oluyor. Onun için öyle bu daha iyi oldu, hibrit eğitim. Okulun açılması yine bize yarayacak diye düşünüyorum her konuda. Sosyalleşme olarak, eğitim kalitesi olarak. Öğrenciler yüz yüze eğitime geçildiği için mutlu. Ancak ortada eşitsizlik olduğunu düşünüyorlar. Eşit haklara sahip olduk mu? Bence hala olamadık. Bir şey oldu mu ülkede hep öğrenciler, hep üniversite öğrencileri. Gerçekten yüz yüze eğitime dönülmüş olsa eşitsizlik olmayacak belki ama. Deprem sonrasında KYK yurtlarında kalan öğrenciler memleketlerine döndü. Onlar şimdilik yüz yüze eğitim alamıyorlar. Çünkü pek çok yurda depremzedeler yerleştirilmiş durumda. KYK yurtları dolu olduğu için tekrar İstanbul'a gelemeyen arkadaşlarımız var. Pratikte öğrencilerin çok da yüz yüze eğitime döndüğü söylemek mümkün değil. Düzenini online'a göre ayarlayan öğrenciler zaten hibrit adı altında isteyenin sınıfa gittiği, istemeyenin uzaktan katılabildiği derslere zaten katılmıyorlar. Eğitim danışmanı Nur Erdem Özeren'e göre öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitime çoktan alışmış durumda ve asıl tehlike de bu. Öğrenciler de bir yandan aslına bakarsanız uzaktan katılmanın rahatlığına alıştılar ve bence bu dönemi birçoğu gözden çıkardı. Mış gibi hibrite döndük. Aslında uzaktan devam ediyoruz. Bunun da bedeli 2023 yılı bahar döneminin yok olması.